Yager'in The Tarkov Shutter Part 4 görevini yapıyoruz. Yager burada bizden 80 metre, minimum 80 metre mesafeden Bold Action tüfekle yani sürgülü tüfekle 5 adet PMC vurmamızı istiyor. Ben burada size tavsiye edebileceğim tüfek Moison falan güzel tüfek ama SV98 bu görev için daha ideal bir tüfektir efendim. Harita olarak da birçok harita var. Rezerv haritasını söylüyorlar özellikle ama ben rezerv haritasına çok fazla hakim olmadığım için o zamanlar şu anda da çok fazla hakim olduğum söylemez benim tavsiye edebileceğim harita interchange haritası. Niye interchange haritası? Aslında dediğim gibi rezerv haritasının çok söyleyen olmuş, çok belirten olmuş. Fakat interchange haritası hem benim daha vakıf olduğum bir yerde hem de çıkış noktalarınız çok yakın, yakın benim sniper noktasından. Bakın benim sniper noktam burası. Buraya çok yakınsınız MR.com ki genelde PMC çıkış noktasını buraya verebilir. Bir de Holy Fence var. Buraya çok yakınsınız. Yani raid'in sonuna kadar bekleyip atıyorum bu bölgede ya da bu bölgede ya da herhangi bir başka bölgede doğdunuz ya da buralarda doğdunuz fark etmez. Buraya hızlı bir koşu yapıp buraya snipe yatıp sniper yatıp burada raid'in sonuna kadar bekleyebilirsiniz ve son 2 dakika 3 dakika bile kala buraya buradan koşu yaparak buraya da buradan koşu yaparak çıkış noktalarınızı bulabilirsiniz. Tabii ki burada hedefimiz ne olacak diye soracak olursanız dediğim gibi tam bizim noktamız burası ve buradan gelen şu bayırdan geçecek PMC'leri vurabilirsiniz. Yine buradan bu hat üzerinden gelebilecek PMC'leri vurabilirsiniz iki hatta sizin için çok net temiz görüşe sahip olan hatlar. Zaten oyun sırasında da göreceksiniz. Ama onun dışında tabii ki birazcık yükselip yine bu bölgeden de gelebilecek ya da şu noktalardan şu noktalardan gelebilecek PMC'leri de görebilirsiniz. Bu bence çok mantıklı bir pozisyon ve çok mantıklı bir harita. Özellikle bu görevi yapmakta zorlanan arkadaşlar için ya da pozisyon bulmakta zorlanan arkadaşlar için söylüyorum. Neyse lafı çok fazla uzatmadım Aksiyona geçelim. Evet bu bölgeye yattım. 2 PMC geliyor. Birine vurdum diye tahmin ediyorum. Diğeri gözümden kaçtı. Otların arasına girdi sanırım. Otların arasından çıkacaktır. Çok fazla durmayacaktır. Zaten çıkış noktası buraya doğru gelmesi gerekiyor. Evet gördüm. Şu anda kendini güvende hissetmesini ve net bir atışım olmasını istiyorum. Şu anda kendini güvende hissediyor. Yere yattığı anda da onu lobiye yolluyorum. Evet daha sonra 2 PMC vurdum diyerek şarjörümü değiştireceğim. Mermilerimi kontrol edeceğim derken biz sürprizle karşılaşıyoruz. Avcılar da avlanır diyoruz. Bir sonraki raid'deyiz. Başka bir raid'deyiz. Bize doğru gelen bir PMC. Vurabilecek miyiz? Biraz zor bir atış. Koşarken adam vurmak. Call of Duty ya da Battlefield kadar kolay değil. Bu arada adam oradan kaçtı. Çok genişten aldı. Yaklaşık 1,5-2 dakika sonra tekrar buradan çıktı aynı kişi. Etrafı kesiyor. Bir sniper olduğunu biliyor ama nerede olduğunu bilmiyor. Emin değil. Sağa sola bakmaya devam ediyor. Geriye bakıyor. İlk atış ıska. İkinci atış. Büyük bir ihtimalle sırtından yaraladım. Üçüncü atış. Çok çok ciddi bir ihtimalle ciddi sıkıntılar yaşıyor. Ve üçüncü atışı da kafasından vurarak onu lobiye yolladık. Evet. Dediğim gibi mutlaka mutlaka. Evet başka bir raiddeyiz. Burada bir scav var. Scava nişanımı alıyorum. Onu da scav cennetine yolluyoruz. Aslında... Burada çok fazla beklemek gerekiyor ve bu yüzden de böyle skalları falan da vurabiliyorsunuz. Orada bir aksiyon var, bize doğru gelen bir atış değildi o ama başka bir PMC vuruyorum o arada ben. Başka bir PMC vurduktan sonra hemen yine şarjörümü değiştiriyorum. Buradaki olaylar devam ediyor. Bir skall mi? PMC mi? Evet, iki tane PMC var. Onlardan birini vuruyorum burada. Vurduğumu Sonradan anlıyorum. Görev bölümüne gelerek oradan vurduğumu anlayabiliyorum. Ve bir sonraki raid'e e geçiyoruz. Raid'de çok uzak bir noktadan doğuma rağmen raid'e e giderken işte buradaki skavları vuruyorum. O skavları da aslında vurmanıza gerek yok. Onlar çünkü size gel, gelen PMC'de haber verebilir. Bu arada sessiz bir şekilde yatarken bir PMC sesi duydum. Tabancamı çıkarıyorum. Doğru anda çıkarıyorum. Nişanımı alıyorum. İyice durmasını bekliyorum. Ve doğru anda doğru yere ateş ederek onu da lobiye yolluyoruz. Evet bir başka raid'teyiz. Buradan gelen bir yine skav var. Yine skav vuruyorum. Aslında skavları bulmamanız gerekiyor. Demin de söyledim. Çünkü skavlar size PMC'lerin geldiğini haber verebilir. Siz de ona göre pozisyonları ona göre bakmanız gereken yeri bilebilirsiniz. Birine bir nevi alarm gibi kullanabilirsiniz. Bu görev ya da buna benzer görevlerde. Burada ıskaladığımı düşünüyorum. Moist'ın tüfek var burada. Dediğim gibi hani çok tavsiye edebileceğim bir tüfek değil. Bu kadar uzak mesafeden SV98 çok çok daha stabil bir atış şansı veriyor size. Moysun kötü tüfek demiyorum. Bunu da belirteyim. Moysun da çok çok iyi tüfektir. Bu arada sanırım başka birine ateş ediyor. Sağ tarafta birine ateş ediyor. Sol tarafa bakıyorum. Tekrar sağ tarafa bakıyorum. Sanki bana da geldi bir mermi. Emin değilim. Evet gördüğüm nerede olduğunu. Bunlar player skull diye tahmin ediyorum ve birine lobiye yolluyorum. Diğeri de oralarda olabilir mi? İşte kaçtı gördüğünüz ekranda. E, PMC de olabilir. PMC sanırım. Farkında bir sniper'ın olduğunun farkında. ilk atışımı ıskaladım. O daha temkinli bir şekilde sağ sol yaparak koşuyor. Fakat mutlaka kendini ortaya çıkarmak zorunda çünkü gideceği nokta burası. Sakinim, bekliyorum. Net bir atışla onu da lobiye yolluyorum. Çok büyük bir ihtimalle çok ciddi bir şekilde sinirlenmiştir. Çünkü çıkışa 2,5 dakika var. Ve belki çok güzel loot yapıp çıkışın önünde ölmek herkesi sinirlendirir. Mermi'nde oturdum. Ve başka bir raid'deyiz. İlk atışım Ska. Buradaki olayı şöyle anlatabilirim size. Hemen sağda bayırın tarafında bir başka PMC ile savaşıyor. Fakat beni tamamen unutuyor. Göz ardı ediyor. O on atıcı diyor. O on birbirlerini vuramıyorlar. İlk durduğu anda ilk net atışımda onu da lobiye yolluyorum. Bu duyduğunuz ses görevin tamamen bittiğini gösteriyor. Fakat ben görevleri ya da vuruş sıralarını sayısına göre, sayı sırasına göre yapmadım bir başka PMC kaçtı. Onu da vurabilirdim aslında ama onu kaçırdık. Hiç önemli değil. Bir sonraki raid için artık vururum diyorum. Bu arada ilk vurduğum PMC lootlamaya gidiyorum. Loot'umu hızlıca yapıyorum. Hızlıca loot'umu yapıyorum. Bakın çantasını almayacağım. Çantası olsa bile çünkü çantasız çıkıştan çıkmayı düşünüyorum. Holding fans bu haritada çantası çıkış yapmanız gereken yer bir videoda çekebilirim derken otların arasına geldim ve otların arasına girdiğimde bir ayak sesi duyuyorum. Emin değilim kendi ayak sesim gibi geldi yok hayır bu sesi duyduktan sonra kesinlikle bir PMC olduğunu düşünüyorum. Hızlıca çıkışa doğru koşan MR.com çıkışa doğru koşan bir PMC yavaşlıyor hatasını yapıyor ve aslında bir mermi de onu lobiye yolladık ama İkinci mermi boşuna sıkmış olduk. Sağ sola bakarken bir kez daha bir player scav görüyorum. O player scav'da ilk vurduğum PMC'yi pardon ikinci vurduğum o ki PMC'yi lootlamak için gidiyor. Bedava loota konmak için gidiyor ama ben lootumu yedirmem diyorum. Ve el bombasını çıkarıyorum. El bombasını atarken bir atış geliyor. Hiç önemli değil. El bombası patlıyor. Ona hasar vermiyor. Bunun belirttiğini söyleyeyim. ikinci atış, üçüncü atış, dördüncü atış, beşinci atış. En son dışarı çıkarak net atışlarda onu da lobiye yolluyorum ve ardından da hızlı bir şekilde kendimi tedavi ediyorum. Tedavinin ardından da buradaki gördüğünüz gibi tüm loot'u güzel bir şekilde alıp kendime çıkışa hazırlıyorum. Bakın yine çantayı almadım çünkü çantayı alıp çıkma ihtimalim neredeyse sıfır. Tüm loot'u yaptım, ayarladım, onu attım, bunu attım derken işte çıkışa doğru gidiyorum. Holim Fence çıkışına doğru gidiyoruz. Bilmenizi isterim bu bölge Holim Fence çıkışı ve çantasız çıkışı kabul ediyor. <laughs> çıkışı da yaptıktan sonra görevi bitireceğim. Gördüğünüz gibi 2 yüksek pardon 2 PMC 1 yüksek 1 bir ve iki tane de vurmuşuz. <laughs> görevi tamamladık. 5 PMC vurduk 80 metre ve Yager'den görevi tamamlamak için de artık ödüllerimizi alacağız. Yager'in en zor görevlerinden biri değil. Fakat Yager'in neredeyse bütün görevleri bu şekilde zor yok. Ketçap ve mayonez yerken adamı kulak memesinden vur gibi enteresan görevleri var Yager'in. Ama gerçekten de çok iyi experience veriyor Yager'in görevleri. Şunu da belirtmek isterim. Bu benim tercihimdi bu harita ve SV-98 silahı. Ama gerçekten de etkili oluyor. Bunu belirtmek isterim. Video bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.